Şu anda hava 0 derece. 0 derecede bu tabii bir ortalama ama 20 yüksek bir ortalama şu anda. Şehir içi kullanacağız. Yaklaşık 30 kilometre, 35 kilometre bir yol git gel yapacağız. Bu karlı havada 0 derecede Mini Countryman'e bakalım. 80 kilometrelerle gideceğim. Burası şuradan Gebze E5'e bağlanacağız. Az ileride hemen Gebze Center var. Yolda söylüyorum ki sizler de oradan Tuzla'ya gideceğim. Tuzla şehir içine girip Tuzla'dan geri döneceğim. Hani sizler de sıfırlayıp buradan giderken biraz yokuş aşağı az yakacaktır nispeten. Dönüşte de aynı yolu geri çıkacağımız için nötrleyecek aslında. Yani tam bir şehir içi deneyimi. Yine aynı noktaya geldiğimizde ortalamanın kaç olduğunu size söyleyeceğim. Şu anda sıfırlıyorum. Şimdi hani bu yüksek ortalamanın sebebi çok yokuşlu yollarda kullanmamız. Yoksa bu kadar yüksek tabii ki tüketmiyor genelde. Bizim yolumuzda tüketiyor ama herkes bizimki gibi bayır inip bayır çıkmıyor sürekli. Biz 17-18 tüketiyoruz normal şartlarda. Ama bu yolda bakalım şehir içi kullanımda hani İstanbul'da şurada var. Arabada dolu bu arada. Araba dolu ve kış. Hava 0 derece. Arabanın ısıtması her şey açık. Hiçbir şey kapalı değil. Bakalım ortalama tüketimi ne olacak? Yine sen geldin aklıma, sözlerin kalbimde yankı. Bir anlık mutluluk ama gerisi hep yalnızlık. Ben zaten yarım kalmış bir rüya, seninle dolmuştum. 17,8 kilometre geldik. Hani nispeten az yaktığım bir güzergah benim bu. Normalde hava bakın şu an 2 derece. Hava 10 dereceler olduğunda bu 13,9 yaktığı yerde 11 hatta 10,5 falan yakıyor. O kadar fark etti şu anda. 10 11 yakıyor diyelim. Ama bu bayır aşağı dediğim gibi şimdi dönüşe geçtiğimizde de işte bu 17 iki katına çıkacak. Hemen hemen aynı yerde tekrar sıfırladığımda bakacağız. 14 diyelim. Muhtemelen bu derecelerde 2 derece şu anda hava. Sıfırla başlamıştık. 2 derecede 17 kilometrede şehir içi tüketiminde 14 durdukça da artıyor. Neden? Çünkü araba ısıtıyor. Yani ben burada aslında 13'ü gördüm. Şu an park ederken falan 14'e çıkıverdi. Araba bu derecelerde ısıtırken yaklaşık 2 kilowatt veya 3 kilowatt kadar daha fazla enerji tüketimi sağlıyor. 0 derecelerde kar yağışlı bir havada karla başladık. Şu anda karla karışık yağmura dönmüş durumda. Şehir içi soğuk turumuzu tamamladık. Hava hala 0 derece. 18,6 kilowatt yaktı. Şehir içinde hızlı gitmedik. 39 kilometre, 39,2 kilometre yol gitmişiz. 2 kilowatt geri dönüşüm olmuş rejeneratiften onu söylüyor. Ve yaklaşık 54 dakika boyunca trafikte kalmışız. Hani 39 kilometre 54 dakika aslında ortalamamız da düşükmüş bayağı. Yani baktığınız zaman E5'te 80, 75-80'le gittim. Normal şartlarda şöyle söyleyeyim bu sıfırda ama arabadayım direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, arabaya binmeden bir süre önce arabayı ısıtma çok değil de 5 dakika önce arabayı ısıtma gibi arabanın bütün iç ısısını hiç değiştirmedim. Hep 21 derecede kaldı ve hani montsuz kısa kolluyla oturabileceğiniz seviyedeydi arabanın içi ve hiçbir şekilde üşüme olmayacak seviyedeydi. 18,6 yaktı. Peki yazın ne yakıyor? Yaz demeyelim de hava 16-17 dereceyken yazın daha kullanmadım bu arabayı. 16-17 dereceyken bu yaklaşık 14,5-15 oluyor. Bazen 15, bazen 14,5 yakıyorum bu güzergahta. 14,5 desek arada 4 kilowatt fark etti. Yani havanın 18 derece olmasıyla 17 yani 15 ve üzeri olmasıyla hatta 10 derece de bence çok fark etmiyordu. Bu 0-1 derece çok etkiledi. Dışarıda da kar yağıyordu. Hani bu şartlarda araba 4 kilowatt daha fazla yaktı. Yüzdesi olarak da hesaplayabilirsiniz. Böylece Mini Countryman E'nin kış tüketimlerini de görmüş olduk.